Ramazan Kayan Dokunulmazlık zırhı Benim tercihim, kendi özelim. Kuşkusuz Yüce Allah yegane yaratan ve yaşatanımızdır. Biricik yaratıcı ve yaşatıcımız olan Allah, aynı zamanda yöneten ve yönlendirendir. Yol ve yöntem belirleyendir. Dolayısıyla Allah hayatımıza müdahildir. Allah ve Resulünün müdahalesine kapatılan hayatlar, meşruiyetini kaybetmiş, merdud hayatlardır. Kimsenin Allah'ı vicdanlara, mabetlere ve kozmik aleme hapsetme hakkı yoktur. Hiçbir fani Allah'ın egemenliğini sınırlama cüretinde bulunamaz. Allah ve Resulünün konuştuğu yerde söz hakkımız yok. Bize itaat düşer. İtiraz yok, ihmal yok, isyan yok mukadderatımıza müdahil olan Allah, kuşkusuz hayatımıza da müdahildir. İlahi iradenin tarihe, topluma ve tabiata müdahalesini kim göz ardı edebilir? Müdahale ondan olunca muhayyerlik yok, muhtariyet yok, muhalefet yok. Allah'ın hayata müdahalesi vahiy iledir. Vahiy hayata müdahale demektir. Kur'an sadece bir öğüt değil, yaşamı yeniden örgütleyen bir hayat kılavuzudur. Vahyin taşıyıcısı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem el-emin olduğu kadar el-emir idi. Vaz etmekle kalmıyor, vaz ediyordu. Konuşan peygamber aynı zamanda komutan peygamberdi. Çünkü Kur'an edebiyat değil, hayattı. Sadece bir düşünce tarzı sunmuyor, bir yaşama tarzı öneriyordu. Vahyin yaşamın tüm ünitelerine yönelik öneri ve uyarıları bulunuyor. Sadece önermiyor, inşa ediyor, ıslahta bulunuyor. Vahyin düzen ve disiplini tüm zamanlara yönelik. Ona rağmen ondan gayrı hiçbir seçenek kalmıyor. Yukarıdaki satırlar bir mümin için olması gerekenlerdi. Peki şu an olup biten nedir? Şimdilerde genel geçer anlayış, benim tercihim kendi özelim kimse karışamaz benimle Allah arasına kimse giremez mantığı benim özelimdir dedikten sonra artık kimse dokunamıyor bu anlayış zamanla dokunulmazlık zırhına dönüşüyor bireysel özgürlükler bireysel başkaldırıya evriliyor ağızlardan düşmeyen sakız özel hayat artık kimse kimseyi uyaramıyor haramlardan sakındıramıyor günahlardan kaçınmasını isteyemiyor. Günahların önü açılıyor. Hatta estetize ediliyor. Haramların önündeki bariyerler tek tek kaldırılıyor. Yasalar da bu yönde değişiyor ve işliyor. Kimse irşad, ikaz, ıslah istemiyor. Beni rahat bırakın. Liberal rüzgarlar duyarlılıkları lavalileştiriyor. İyiliği emretme, kötülüğü engelleme görevinin sanki farziyeti kalmamış gibi davranılıyor. Çıplaklık, ahlaksızlık, haksızlık, yolsuzluk, faiz, cinsel sapkınlık, alkol, sınır tanımıyor. Müdahale şurada kalsın, hızla alıştırılıyoruz. İblise ve işbirlikçilerine alan açılıyor. Kirlilik kanık sanıyor. Elbette kimsenin mahremiyetini ifşa etmek gibi derdimiz yok.'' Ama senin özelin benim genelimi bozuyorsa artık orada özel hayat kalmamıştır. Seddi zerai gerekir. Bu yozlaşmaya, daha ötesi bu kötülük ve kirlilik tufanına bir şekilde dur demek zorundayız. İfsadın önü açılırken ıslahın alanı daraltılıyor. Egemenlerin arzusu iddialarından vazgeçmiş edilgen bir din dindarlar nerede durduklarını yeniden değerlendirmek durumundadırlar. Örgütlü küresel kötülüğü pasif bir duruşla savamayız. İndi ilahide de kendimizi savunamayız.